Halep'in üzerine, Hama'nın üzerine bomba yağdıran, kimyasal bombaları yağdıran uçakları kullanan pilotların tamamı yüksek tahsil. Eğitimli. Fen lisesine gitmiş çocuk, bak şimdi. Medyaya yansıyan bir haber bu. Fen lisesini bitirmiş, tıp fakültesini bitirmiş, sonra ihtisasa kalmış, dahiliye konusunda ihtisas yapmış, 5 yıl ihtisasını bitirmiş, sonra akademik hayata intisap etmiş, doçent, profesör, ameliyat yapıyor. Ama bir şey eksik kalmış, ameliyat yaparken organ mafyasıyla anlaşmış, ameliyat yaptığı hastaların böbreğinin birini çalıp satıyor. Al sana eğitimli adam şimdi. Dünyanın başına bela olan adamların tamamı eğitimli insanlardır. Yanlış mı söylüyorum bu? Doğru. Profesör hocaların yanında bunu söylemek biraz sıkıntılı bir iş ama hepimiz neticede eğitimli insanız, yani kendimize söylüyoruz. Dünyayı altını üstüne getiren, en sefil vahşet tablolarını uygulayan, yaşatan insanlar eğitimli insanlar değil mi? Bu ülkede binlerce çocuk, genç insanın katili olarak gördüğümüz Abdullah Öcalan, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi mi, Hukuk Fakültesi mezunu mu? Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Eğitimli bir insan. Hangi bir insan göreceksiniz? Bana, ben Diyarbakır'da görev yaparken Lice'den gençler geldi. İzmir Ödemişli bir çocuk. İmam, hafız atamış o bölgeye imam. Diyor ki hocam nasıl gidiyor dedim. Sıkıntılı günler. Şimdi hamdolsun daha ferahladı. Allah o günlere bir daha dönmemize müsaade etmesin. Nasıl dedim? Dedi ki hocam her akşam geliyorlar köye. Geliyorlar dedi. Asker arkadaşları değil ha. Şeyler. Kandil'dekiler. Geliyorlar. Geldi dedi. Efendim makinalı tüfeğini caminin duvarına yasladı. Bana dedi ki sen nerelisin? İzmirliyim, Ödemişliyim. Aa iyi, ben üniversiteyi orada okudum. Bir sıkıntı olursa gel dedi diyor. Ya eğitimli adam. Kıymetli arkadaşlar. Neyi eğiteceğiz insanlara? Nasıl eğiteceğiz insanları? Sadece seküler eğitim alanlarda yok problem. Din, işte 2,5 seneden beri, 3 seneye yaklaştığı memleketi kasıp kavuran FETÖ ihaneti bir eğitimli insan problemi değil midir? DAEŞ'e ben ilahiyat fakültelerinden çocukların kaçıp okulu bırakıp da DAEŞ'e katıldıklarını biliyorum. Sayı çok fazla değil hamdolsun. Ama bir eğitim belli bir noktaya gelmiş insanlar. Bir şey eksik kalıyor. Sadece eğitimin seküler olmasını kastetmiyorum. Bir şey eksik kalıyor. O eksik kalanı bulmak durumundayız. Çocuklarımızın yüreğine, kalbine gitmek zorundayız, inmek zorundayız. Bir defa çocuklara hedef gösterirken makamı, mevkii, şanı, şöhreti, serveti, itibarı ne güzel filan. Şimdi görüyorum çocukları, efendim eskiden adı şeydi, liseye giriş sınavlarının adı neydi? LGS. LGS oldu şimdi. Geçen sene neydi, başka bir adı vardı. TEOK. LGS sınavına, TEOK sınavına girecek. Yasin kitaplarını almışlar kapının önünde. Anneler kıpır 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 okuyorlar. Okusunlar ne güzel. Üniversite sınavına girecek. İçeride 3 saat sınavda anne 3 saat kesintisiz hatim indiriyor kapının önünde. Ne güzel. İyi de bu 30 sene 40 sene taş çatlasa ya bu çocuk cennete girmezse, ya bu çocuk imanla ölmezse, ya bu çocuk Allah'ın rızasını kazanmazsa orayı düşünmez mi insan? Bu bir ahiret problemi sanki. Kıymetli dostlar, hedef gösterirken gençlerimize hayatın sonunda Rabbin rızasını kazanmak yok. Hayatın sonunda cennete ulaşmak yoksa bu hayatı yaşamanın anlamı da yok diye hedef göstereceğiz. Yok anlamı. Ha yaşasın ha yaşamasın ne olacak sanki? Bir eli yağda bir eli balda olsa ne olacak?
Memleketim, ben 50 yaşındayım, benim yaş grubumda en zenginleri iki rahmetli insanı hatırlıyoruz. Sakıp Sabancı ve Ebu Koç. İkisinin de ölümü bana büyük dersler verdi. Sakıp Sabancı vefat etmeden önce basına yansıyan bir röportajında bu doktorlar hiçbir şey yedirmiyorlar. Varsa yoksa tabak haşlama. Anamın 8 suvreklerinden olsa 8-10 dilim yerdim diyerek vefat etti. Bak, her şey var. Yedirmiyor Allah Celle Celaluhu. İzin vermediği zaman olmuyor yani. Ve bir koç vefat etti. Cenazesini çaldılar, cesedini çaldılar biliyor musunuz? Mezarından 2 gün sonra. Mezarlığın öbür başına sürüklendiler. Polisten korkup cesedi bıraktılar. Fidye almak için cesedini çaldılar. Hatırlarsınız. Değil yani. Servet değil. Gençlere ufuk göstermek lazım. Hedef göstermek lazım. Bu insanlığa hizmet etme aşkı göstermek lazım. Bunu yaptı. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında halelenen Abdullah bin Mesud 16 yaşında imanla şereflendi. İman etti. Hazreti Ali 10 yaşında, 9-10 yaşında Abdullah bin Mesud iman ettikten kısa bir süre sonra Erkam'ın evinde Rahman suresi inince ben bunu gidip Kabe'de Beytullah'ın yanında o zaman içerisi 360 tane putla dolu açıktan Kur'an-ı Kerim okunamıyor. Müşrikler Kur'an duyunca kırmızı görmüş bu adam daha kötü kesiliyorlar. Okuyacağım dedi. Okuma dedi ben. Abdullah ibn Mesud genç ama ince bacaklı, cılız yapılı, zayıf bünyeli bir delikanlı. Okuma sana eziyet ederler. Okuyacağım dedi. Gitti arkadaşları onca ısrarına rağmen dinlemedi onları. Kabe'nin yanına gitti başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahman allemel Kur'an. Rahman olan Allah Kur'an'ı öğretti. Halakal insane allemehul beyan. İnsanı yarattı, beyanı öğretti. Eşşemsu vel kameru bi husban. Güneş ve ay belli bir ölçüye göre hareket etmekte. Ve necmu ve şeceru yesgüden. Yıldızlar ve ağaçlar halleriyle secde etmektedirler. Şeklinde devam eden ayetler okudu. Şaşkınlık geçirdiler ötede. Sesin Abdullah'tan geldiğini görünce üzerine saldırdılar. Üzerine saldırdılar. Bayıltıncaya kadar dövdüler. Arkadaşları aldı kenara getirdi. Ayıldıktan sonra sitem ettiler. Demedik mi sana? Sana eziyet ederler. Cılız vücudun dayanmaz buna. Bünyen ağır gelir. Dayanamazsın demedik mi? Niye yaptın? Vallahi onların yaptığı gözümde o kadar hafiftir ki yarın olsun gider yine yaparım dedi. Aradan yıllar geçti. Medine-i Münevvere'ye hicret edildi. Daha ferah günler başladı. Bir hurma bahçesinde oturuyorlar hurma ağacının altında. Hazreti Peygamber var aleyhissalatü vesselam. Abdullah bin Mesud da var. Abdullah bin Mesud ince vücudu zayıf olduğu için ağaca tırmandı. Hurma toplayacak yiyecekler. Ağacı hurmanın gövdesi uzundur böyle. Ağacı saran incecik bacaklar ortaya çıkınca arkadaşları birbirine dürtüp şakalaştılar. Şuna bak dediler, ince bacakları, kopacak gibi şu bacaklara bakar mısın? Gülüştüklerini duydu Efendimiz Aleyhisselam, ince bacaklı dediklerini duydu. Onlara yöne döndü ve şöyle buyurdu. Vallahi Abdullah'ın bu iki ince bacağının Allah katındaki ağırlığı şu gördüğünüz Uhud Dağı'nın ağırlığından daha fazladır. Allah göbeğimizdeki yağ oranına, giydiğimiz elbisenin kalitesine, bindiğimiz arabanın modeline, markasına, oturduğumuz semtin neresi oluşuna, evin metrekaresine, döşemiş olduğumuz eşyaların markasına bakarak bize kıymet vermiyor. Gençlere bu ufku vermek lazım. Bir geçen sene ziyaret ettim, bu ekonomik sıkıntılar bu kadar kendisini göstermemişti. 7+1 daire yapan arkadaşlar, müteahhit. Hocam bir ziyaret ettim. Bana gezdirdi örnek daireyi. Geziyorum. Ne kadar dedim? 1 milyonla 3 milyon arasında değişiyor dairelerin fiyatı dedi. Katına göre, yerine göre. Allah Allah, bunların neyi var filan? Bir tane şey örnek şey yapmışlar. Döşemişler. Sehpa. Yanlış söylemeyeyim. 37 bin lira dedi bu sehpa. 4 tane tahta. 37 bin lira. Ne bu? Altın kaplama mı? Döşeme mi? Ne? Yok. Filan ülkede yapmıyor dedi. Ülkeyi de unuttum. Marangozlukla, ahşapla, mobilyayla meşhur ülke hangisiyse. Efendim?
İtalya mı? Oranın makarnasından başka mobilyası da mı meşhur? Efendim filan ülkede yapılıyor dediler. Ya 37 bin lira Allah'tan kork. Kralın bir tanesi bir saray yaptırmış. Mükemmel bir saray. Havuzuyla, efendim fıskiyeleriyle, kristalleriyle, salonuyla. Mükemmel. Eksiğini bulana ödül vereceğim demiş. Eksiğini bulana ödül vereceğim. Herkes geliyor, harika kralım, hiçbir eksiği yok. Mükemmel, böylesini görmedik daha önce. Bir derviş meşrep bir adam gelmiş, eksiği var demiş. Krala götürmüşler. Kralın bu eksik bulduğunu söylüyor. Ne eksik buldun demiş. Haline bakmadan eksiği var demiş. Ne eksik buldun? Azrail'in gireceği kapıyı kapatamamışsın demiş. Çok güzel. Azrail'in gireceği kapı açık. Gençlere bu ufku bakın gençler, kıymetli dostlar, çok güzel genç örneklerimiz var. Olumsuz örneklere takılıp kalmamak lazım. Olumsuzlukları batılı tasvir, safi zihinleri idlal eder. Batılı çok fazla söylemek, yanlışı çok fazla söylemek olumlu bir şey değil. Biz bu hatayı yapıyoruz kendi adıma. Sürekli olumsuzluklardan, yok çok güzel gençlerimiz var, bak bakar mısınız pırıl pırıl. Cennet yüzlü çocuklar bunlar. Allah sayılarını çoğalsın, ne kadar güzel. Şimdi İbrahim Halebi bu Mülteka'nın yazarıyla ilgili şöyle bir menkıbe anlatırlar. Mülteka'l Ebhur, biliyor musunuz? Bir fıkıh hukuk kitabıdır. Hem ibadetleri anlatır hem de işte efendim evlenme, boşanma, talak, nikah, ticaret. Osmanlı'da uzun süre el kitabı olarak şey olmuştur. Nedir onun adı? İstifade edilmiştir, medreselerde okutulmuştur. Hala okutan, bu geleneği devam ettiren yerler var, medreseler var. Genç, gecenin ilerlemiş saatleri rahlesine mumu yakmış, başında ders mütalaa ediyor, ders çalışıyor. Bir hanım kız, genç yaşlarında, 18-19-20 yaşlarında gece bir yerden gelirken bir paşamın kızı yolunu kaybetmiş. Karanlık, göz gözü görmüyor. O evin penceresinden ışık dışarıya yansıyınca kapıyı çalmış. Tek başına evde İbrahim Halebi, kapıyı çalan bir bayan. Buyurun. Efendim ben filan paşamın kızıyım. Evimi kaybettim. Karanlık, göz gözü görmüyor. Evimi bulacak durumda değilim. Sadece sizin evden ışık sızıyor. Biliyorsanız yardımcı olun, beni evime götürün. Yoksa başıma bir kötülük gelmesinden korkuyorum. Beni misafir eder misiniz sabah gün aydınlanıncaya kadar? Zor bir imtihan. Yalnız bir genç bir hanımefendi, yalnız genç bir delikanlı. Bak şimdi nasıl oluyor? وَشَابٌ نَشَاءَ فِي عِبَادَةِ اللّٰهِ Allah'a ibadet ederek yetişip büyüyen genç nasıl oluyor? Çaresiz, dışarıda bırakmak işine gelmiyor, bir yer gösteriyor, hiç konuşmadan rahlesinin başına oturuyor. Yabancı bir evde olmanın tedirginliğiyle o kızcağı da köşeye büzüşmüş, şöyle onu gözlüyor. Ne yapacak diye. Bakıyor ki sabaha kadar aralıklarla parmağını yanmakta olan mum alevinin üzerine götürdü, biraz bekletip geri çekti. Aradan bir saat geçti, bir daha götürdü, biraz bekletip geri çekti. Parmak sabahleyin simsiyah kesildi, yandı iyice. Sabah aydınlanıyor, evine gidiyor. Gördüklerini babasına anlatıyor. Paşa İbrahim Halebi'ye geliyor. Teşekkür ederim. Yaptığınıza kızma sahip çıkmışsın delikanlı. Teşekkür ederim ama böyle bir şey anlattı. Parmağını yakmışsın. Niye böyle yaptın diyor. Diyor ki kızınız genç, güzel bir hanım kız. Ben de genç bir delikanlıyım. Şeytan aralıklarla zihnime kötü düşünceler saçtı diyor. Her aklıma kötülük gelince parmağımı ateşe uzattım İbrahim. Mumun ateşi cehennemle kıyaslanmayacak kadar basit ve hafif bir ateştir. Dayanabiliyorsan ateşe kalk, istediğini, şeytanın sana söylediğini yap dedim. Baktım muma dayanamıyorum, cehenneme nasıl dayansın dünyam, vücudum dedim. Günaha dayanabileceğin, ateşe dayanabileceğin kadar günah işle. Bilincini vermek lazım gençlere, kıymetli dostlar. Sınırlar olduğu bilincini vermek lazım gençlere.
tehdit eden öyle fazla tehlikeler var ki, bir de İslam'a, Kur'an'a, Peygamber'e, manevi değerlere her gördüğü yerde muhalefet etmeyi küçük küçük böyle kısa videolar paylaşıyorum Facebook sayfamda. Gençler paylaşıyor. Altına yazılan yorumları mümkün mertebe okuyorum. Hoca yazıyor şimdi. Bir şey anlatmışım. Ne diyelim? Diyelim ki doğru sözlükten bahsetmişim. Altına yazmış. Hoca biraz da devlet malını yiyenleri anlat. Belli ki dinlememiş. Devlet malını yememeyi anlatmışım. Hoca biraz da faizden bahset. Faizi anlatmışım. Vay ahmaklar, avanak ve koyunlar diyor, dinliyorlar. Böyle. Delikanlı saçlarını uzatmış. Saçları uzun delikanlı var mı aramızda? Sakın alınganlık göstermesin, fıkra anlattım. Otobüs durağında bekliyor. Otobüse binecek. Bir teyze gelmiş, yaşlı teyze. Kızım otobüs geçti mi demiş. Teyze ben kız değilim demiş. Vah vah, genç yaşlı dul kalmışsa o. Şimdi teyzenin kafasında o kız. Şimdi bizim de yaşamış olduğumuz, yani bu şeyler öyle efendim bir yere konumlandırıyor ki insan kendisini, ne görse karşıda ona bir defa gardını almış muhalefet edecek. Muhalefet edecek. Burada çok engin, çok mütevazi, çok karakterli, çok dürüst, çok ahlaklı bir tavır sergilemek lazım. Söylediklerimiz değil bakın. Yaşadıklarımız. Yaşadıklarımız öyle hadiseler yaşanıyor ki, örnek vermek istemiyorum. Bakıyorum ben, bu biz değiliz, bu biz olmamalıyız. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olduğunu iddia eden insan böyle yapmamalı. Hem camidesin hem böyle nasıl davranabilir insan? Güzel örnek olmalıyız. Kıymetli babalar, kıymetli dostlar. Yani insanlar bizim söylediklerimize değil, davranışlarımıza, hareketlerimize, amellerimize, ahlakımıza bakarak yönelişlerini belirliyorlar. Onun için insanları davet ettiğimiz şeyi kendimizin her şeyden önce iyi temsil etmemiz gerekiyor. Sevgili gençler, İslami ilimlerde okuyan, şimdi en düzgün, en çalışkan, en ahlaklı, en yardımsever ve benzeri sorular sorulunca ilk akla gelen biz olmalıyız. Dünya malı, mülkü, makamı, mevkii, onlar Allah veriyor zaten. Allah sevdiğini sevdiriyor zaten. Bizim Yaşar Fersavoğlu hocamız vardı. Allah hayırlı ömürler versin. Şiirlerinin bir kısmı da Diyanet Vakfı yayınları arasından çıktı. Bir şiir okurdu o zaman, kalmış aklımda. Ne dersin böyle kuluna, böyle okurdu hem de böyle. Çok özgün bir okuyuşu vardı. Ne dersin böyle kuluna, aldandım dünya kuluna, gittim aşk okuluna, bir ömür aşk okuluna gittim Elif diyemedim. Orada yaya, burada yaya, gönül gerek yol bulmaya, özendim derviş olmaya, bir hırkadır giyemedim. Baktım aşık sofrasına, zehir katmış baltasına, erdim balların hasına, bir lokmacık yiyemedim diye okurdu böyle. Yani üç günlük nimet, üç günlük menfaat, üç günlük ulvi hedefler vermek. Tohum saç bitmezse toprak utansın, hedefe varmayan mızrak utansın. Ey gidi küheylan koşmana bak sen, çatlarsan doğuran kısrak utansın dediği gibi merhum şairin, tohum saçmak lazım. Tohum saçmak lazım. Söylenecek çok şey var. Ama bir ders saati prensibimizi bozmayalım. 45 dakika oldu mu? Oldu dediğinize göre yeter demiş, biliyorsunuz. çok teşekkür ediyorum. Yani maksat meseleye dikkat çekmekti. Kırık dökük cümlelerle dikkat çekmeye çalıştık. Böyle bir ahiret diye bir gündemimiz olmalı. Allah diye bir gündemimiz olmalı. Hocam öyle bir gündemimiz var. Yeteri kadar yok. Ben bazen Müslümanların ahirete inanmadığına kanaatine kapılıyorum. Ahirete inanmak lazım kıymetli arkadaşlar. Ahiret var, vallahi var. Vallahi hesaba çekileceğiz. Her yaptığımızdan, her yapmamız gerekirken yapmadığımızdan hesaba çekileceğiz. Şaka değil bu.
Ma yefzizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid. İnsanın ağzından bir söz çıksa mutlaka kaydeden bir bekçi vardır, bir murakip. İnne aleyküm lehafizine kiramen katibine ya'lemune ma tef'alun. Muhafızlar var üzerinizde, şerefli yazıcılar. Ne yaparsanız yapın biliyorlar. Öyle hadiseler yaşanıyor ki Allah yokmuş gibi, Allah unutulmuş gibi. İnsan Allah'ı unutur mu? Allah unutacağını söylüyor. Ve la tekunu kellezine nesullah. Sakın Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah'ı unutursanız Allah da size kendi kendinizi unutturur. Sonra bocalar gidersiniz. Allah korusun. Kaçırmamak lazım ölçüyü. Şunu da anlatıp bitireyim. Sıcak, işte şimdi sinekler arıların çıkma zamanı geliyor. Bir ballı açık havaya koyun. Geliyor sinek, konuyor balın üstüne. Reçelin üstüne. İncecik bir, alın elinize bir tane mercek, inceleyin lütfen. Bal ya da arı. Hortumunu saplıyor tatlının içine. Emmeye başlıyor. Emerken yavaş 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 ayakları bala gömülmeye başlıyor. Fakat yediğinin lezzetinden başına geleceğin farkında değil. Emmeye devam ediyor, kanatlar yapışıyor. Küçük midesi doluyor. Doydum kalkayım diyor, kanadını kaldırıyor, kanat kalkmıyor, ayağını çekiyor, ayak çıkmıyor. Tabii sonuç nedir? Helak. Dünya böyledir. Gençler, kıymetli babaları, dünya böyledir. Ölçüyü iyi ayarlamak, hedefi doğru belirlemek ve doğru işler yapmak lazım. Süre, zaman hakikaten az ve her birimiz bizim için takdir edilen sürenin sonuna doğru gidiyoruz. Gençler işte bir gün bu 50'li, 60'lı, 70'li yaşlara, ama gençlerin üzerinden okuyacaksak ülkenin geleceğini, o gençlere daha fazla yatırım yapmalı. Gençlerimiz de kendilerine çok daha fazla yatırım yapmalı kıymetli dostlar. Her birimizin evladına, bütün gençlerimize Rabbimin وَشَابُ النَّشَى فِي عِبَادَةِ اللّٰهِ Allah'a ibadetle yetişip büyüyen genç olmayı nasip etmesini niyaz ediyor. Sabrınıza teşekkür ediyor. Müftülüğümüze, dekanlığımıza teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.